Cenab-ı Hakk'ı tanımak ne kadar büyük bir bahtiyarlıksa onu tanımamak, onu bulamamak, yani seni kim yarattı? Kim seni buraya gönderdi ve senden ne istiyor? Bunu bilememek kainatın herhalde en büyük nasipsizliği ve en büyük akıl tutulması olsa gerek. Yani bu dünyaya neden gelmişiz? Allah'ı tanımak için gelmişiz değil mi? Bu dünyaya kardeşim doktor olmak için mi geldin? Bu dünyaya zengin olmak için mi geldin? Bu dünyaya aradığın aşkı bulmaya mı geldin? Mecazi olarak ifade etmiyorum. Hani hakiki aşkı bulmaya geldik. Evet ama hani bir bayan işte biriyle evlenip çoluk çocuğa karışmak. Acaba hayatın anlamı bu kadar basit mi? Yoksa insan gibi böyle yüksek cihazatla yaratılmış bir varlık. Acaba sadece hayvan gibi böyle basit bir hayatı kabul edebilir mi? Arkadaşlar bu dünyaya ne için geldik? Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona ibadet etmek için geldik. Peki Cenab-ı Hakk'ın istediği tanıma şekli nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıttığı gibidir değil mi? Cenab-ı Hak yapmamız gerekenleri, bizden istediklerini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'inde. Peki bunu dünyada kabul etmeyen, yaşamayan ne kadar insan var? Düşünün. Belki 5,5 milyar insan değil mi? Dünyada 7 milyar insan, 5,5 milyar insan bundan uzak. Ne kadar Müslüman var? Kağıt üzerinde. 1,5 milyar deniliyor. Peki arkadaşlar bu bir buçuk milyar Müslümanın hepsi de yani tam böyle cennetlik şekilde bir hayat mı sürdürüyor? Yoksa bunların içinde de ciddi bir kısım bir nüfus Allah'tan haberdar değil mi? Bazen de röportajlarda görüyorsunuz değil mi? Geçen bir tanesinde rast geldim. Dört büyük meleği soruyor arkadaşlar. Dört büyük melek yani bunu her Müslüman hani böyle uykusunda sayıklarken bile söyleyebilecek kolaylıkla bilmesi lazım. Dört büyük Müslüman nedir? Şey dört büyük melek düzeltiyorum. <laughs> Daha önce de Müslüman mı dedim melek? <laughs> düzeltiyorum. Olur yani insanız. Dört büyük meleği soruyor. Her Müslümanın bilmesi lazım. Şimdi soracağım bilemeyeceksiniz diye öyle korkuyorum ki. <laughs> Mikrofonu çeviriyor soruyor diyor ki Kusura bakma evladım biz buraların yabancısıyız diye. <laughs> yani gerçekten buraların yabancısısın. Çünkü onu bulmak, onu tanımak için geldin. Onun meleklerine iman etmek için geldin ama sen durumun yabancısısın. Ebedi bir hayat seni bekliyor fakat sen fani ne zaman biteceği belli olmayan her an bitebilecek bir hayatın içinde boğulup gitmişsin. Ve belki de kaybediyorsun, kaybetmenin eşiğindesin. Dolayısıyla bize cenab Hakk'ı tanıtan bir şeylere bulmamız lazım. Çünkü bizim hakiki makamımız, hakiki mertebemiz bu. Ve zaman Hazretleri nasıl buyuruyor? Şöyle söylüyor. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa saraydadır, bahtiyardır. Onu tanımayan saraylarda dahi olsa zindandadır, bedbahttır. Bununla ilgili 20. mektubun girişinde mukaddime bir bölüm var. Çok etkileyici. Her okuyuşunda tekrar etkileniyorum. Şimdi dedim hep beraber okuyalım, hep beraber etkilenelim. Katiyen bil ki, yaratılışın, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Yani Allah'a imandır. Yaratılışımızın en büyük amacı Allah'a iman etmekmiş. Ve en yüksek gayemiz buymuş. Fıtratımızın da en yüksek neticesi buymuş ve insaniyetin en ali mertebesi ve beşeriyetin insanlığın en büyük makamı imanı billah. Allah'a iman içindeki marifetullah'tır. Şimdi bunun üstüne biraz duralım. Marifetullah ne demek? Değil mi? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek en yüksek ilimdir arkadaşlar. Ve size sürekli tanıtımını yapmaya çalıştığımız bu Risale-i Nur külliyatı, Kur'an-ı Kerim'in bu asrın insanının tam aklına ve fikrine uygun, ikna edici, bütün Allah'a Allah'a dair, Allah'a imana dair, Kur'an'ın bütün hakikatlerini aklen, mantıken, izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı baştan aşağı zaten marifetullah'tan bahsediyor. Bize Allah'ı tanıtıyor. Okuyan insanlara bakıyorsunuz, gerçekten Rabbini harika ölçüde tanımış ve bakıyorsun ki bir peygamber aşığı olmuş. Bu eserler buna netice veriyor. Dolayısıyla bu eserlerden mahrum kalmakta, Bence çok büyük bir nasipsizlik olsa gerek. Arkadaşlar imanla billah içindeki bu marifetullah, Allah'ı tanıma ilmi kainatın en yüksek hadisesidir. Fizik de bunun içindedir, kimya da bunun içindedir, biyoloji de bunun içindedir. Ve sosyal bilimler de bunun içindedir, insan tanıma ilmi. Çünkü kainat da insan da Allah'ın eseridir. Eser sahibinden haber verir. Sanat sanatkarını bize tanıttırır. Allah'ı tanıyacağız o zaman nasıl? kainata bakarak değil mi? Eserlerinden tanıyacağız. Çünkü onu görme şansımız yok. Cenab-ı Hak kendini gizlemiş değil mi? İmtihan dünyasındayız ya. İmtihan edildiğimiz için, test edildiğimiz için Cenab-ı Hak onu bulmamızı istediği için kendini gizlemiş. Ve bize akıl vermiş ve etrafımıza deliller saçmış. Yetmez Furkan ne yapmış sonra? Cenab-ı Hak rehberler göndermiş. Hatta o rehberlerin içine Onların kalplerine öyle bir iman koymuş, öyle bir ahlak vermiş ki insanlar baştan aşağı baktıkları zaman bu yüzde yalan olamaz. Bu yüzde hilaf olamaz. Böyle bir ahlakta kesinlikle yalana dair en ufak bir emare dahi yoktur diyerek bunu bir delalet görüp iman etmişler ve onların eline milyonlarca ne vermiş? Mucize vermiş, değil mi? Ve hatta Cenab-ı Hak rahmetiyle Sırf sizlerin aklına şüphe gelmesin, katiyen iman edin diye mucizevi kitaplar vermiş. İşte Kur'an önümüzde. Dünyadaki bütün Kur'anlar aynı değil mi arkadaşlar? E hepsi, bütün sureleri, bütün ayetleri Allah'ın varlığını bize izah, ispat edip aklımıza dair, bütün aklımıza gelen daha doğrusu şüpheleri izale ediyor. Her yere baktığımız zaman aslında her yerde Allah'ı bize tanıtan deliller görüyoruz. Bir elmaya baktığımız zaman, bir çiçeğe baktığımız zaman. Elbette bir çiçek gördüğün zaman diyorsun ki bu çiçeğin bir tasarımcısı var. Bu çiçeği yapan bir zat var. Çünkü her bir fiil bir faili gerektir değil mi? Çok güzel. Yani her işin perde arkasında, her sanatın perde arkasında bir fail ve bir sanatkar olmak zorundadır. Çünkü sanatlı bir eser sanatkarı icap eder değil mi? Şimdi arkadaşlar şu satırları çok dikkatli okuyalım. Bakın ne diyor? İnsaniyetin en âli mertebesi ve dikkat edin beşeriyetin insanlığın en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Allah Allah. Yani Allah'ı tanımak. Şunu bir misalle hemen akla kolaylaştıralım. Hatta bu konuda da fıkra çok anlatılır değil mi? Bir tane adam varmış işte. Gerçekten yaşanmış da bir olay herhalde. Bir tane meşhuru tanıyor böyle türkücü. Diyor ki abi ben senin her akşam gittiğin lokantaya bu akşam nişanlımla beraber geleceğim. Ona şöyle bir havam olsun. Geçerken şöyle beni durdurup selam verebilir misin? Tamam demiş. Geçerken bu böyle akşam gitmiş mekana. Geçerken böyle o meşhur türkücü ismini vermeyelim. Şöyle durmuş Ahmet demiş. Şöyle dönmüş bizimki. Hadi lan oradan demiş. <laughs> ya yani, ne yapıyor? Hava atıyor. Ne ile? Meşhur birini tanımakla, hatta ona böyle posta koyar vaziyette. Yani meşhur insanları tanımak değil mi? Pek çok kişi böyle bazen karşılaşırsınız, ben falanı tanıyorum, benim abim falanı tanıyor. Benim kuzenimin abisinin yakın arkadaşı, falanın arkadaşıyla arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Adam bak yani hemen bir makam elde ediyor. Düşünsenize burada gerçekten ciddi manada herkesin tanıdığı bir insanın çok yakını birisi var. Her gün görüşüyor, neyi sevip neyi sevmediğini çok iyi biliyor. Hemen gözünüzde değil mi onu bir yere koyarsınız. Bir makam verirsiniz. Bu sıradan birisi değil yani. Çok meşhur birisinin yakın arkadaşı. Çünkü niye? Meşhur birisini tanımak, kudretli birisini tanımak insana makam veriyor. Ve şimdi arkadaşlar soruyorum. Kainatın sahibi, alemleri yaratan Allah sizi de yaratan Allah. Bu zatı tanımak, Rabbinizi tanımak kainat içinde size ne kadar yüksek bir makam veriyor hiç düşündünüz mü? Bırak Türkiye'nin, bırak dünyanın saltanatı, kainatın saltanatını süren. Düşünsene beni yaratan zat. Onu tanıyorum ben. Onun neyi sevmediğini çok iyi biliyorum. Onun neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Neyi sevip neyi sevmediğini bilmek herhalde bir yakınlığın alametidir. Ne kadar yüksek bir makam veriyor değil mi? kainatın halikını, yaratıcısını ben tanıyorum. Bu müthiş bir makamdır. Devam edelim arkadaşlar. Makamın içinde Allah'ı tanımanın verdiği bu yüksek mertebenin içinde başka neler var? Bakın imani mertebemiz yükseliyor. Şimdi düşünün. Arabayla gidiyoruz. Önce Ankara il sınırına giriyoruz değil mi? Sonra şehir merkezinin sınırına giriyoruz. Sonra mahallenin sınırına giriyoruz. Böyle daireler yaklaştıkça tanıdığımız padişaha Yaklaştıkça mertebemiz nasıl yükseliyor ve nasıl bir iman mertebesinde nasıl hissiyatlar içine giriyoruz? Onun orduları var. Bütün kainat onun elinde. Ne isteyebilirsen onun hazinesinde var böyle bir zat. Ona yakın olmak istemez misin? Bütün derdini çözecek. Ne sıkıntın varsa halledebilecek. Ne ihtiyacın varsa Kardeşim para mı istiyorsun? Hikaye. Kardeşim ne istiyorsun? Lezzet mi istiyorsun? Hatta lezzetlerin bitmemesini mi istiyorsun? Sonsuz bir saadet mi istiyorsun? Ebedi bir gençlik mi istiyorsun? Saçının dökülmemesini mi istiyorsun? Ne istiyorsan hepsini verebilecek bir zat. Tanımak istemez misin ya? Ona yakınlaşmak istemez misin? Çünkü insan değil mi? Tanımadığıyla yakınlaşamaz. Şimdi bazılarına soruyorum arkadaşlar. Burada bir anti parantez açalım. Soruyorum Allah'ı seviyor musun? Evet tabii seviyorum diyor. Elhamdülillah Müslümanız bir de böyle hareketler. Tanıyorum diyor. Seviyorum diyor. Peki Allah'ı tanıyor musun? Ne ölçüde tanıyorsun? Mesela Allah'ın şu ismi ne demek? Peki Allah herkese aynı anda nasıl duyuyor? Soruyorum. Allah'ın sıfatlarını biliyor musun? Zati ve subuti sıfatları var değil mi Allah'ın? Biliyor muyuz arkadaşlar? Ne ölçüde tanıyoruz? Allahu ekber ne demek? Sorduğum insanların maalesef Yüzde sekseni Allahu Ekber ne demek dediğim zaman yanlış cevap veriyorlar. Allah birdir diyorlar. Olay la ilahe Ha diyor. <laughs> ya arkadaşlar bakın tanımıyoruz. Tanımadığın birini nasıl sevebilirsin? Sen hayalinde ürettiğin başka birini seviyorsun belki. Şimdi bakalım gerçek manada Allah'ı tanımak. Onu bilmek. Onun neyi sevmediğini, neyi sevdiğini bilmek, bizden ne istediğini bilmek ve onu yerine getirmek. Tanıyan ve itaat eden, değil mi? Zindanda dahi olsa bahtiyar yapan bu sır nedir? İşte arkadaşlar, tanıdıkça sevmeye başlıyoruz. Ama nasıl bir sevmek? Cin ve insin, cinlerin ve insanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Allah sevgisi. Bu öyle bir şey ki, öyle bir sevda ki. Yunus Emre'ye ne nedir, dedirtiyor Ramazan? <laughs> ya cennet cennet dedikleri. Birkaç köşk, birkaç huri isteyene ver onları, bana seni gerek seni demiş. Ondan gayrısını hiç istememiş, hiç düşünmemiş bile. Böyle bir sevdaya seni düşürtüyor. Arkadaşlar birini sevmek insanın halini, ahvalini değiştiriyor değil mi kardeşim? Birini sevdiğin zaman dünya değişiyor. Kardeşlerim çok iyi bilirler. Yani şimdi herkes tebessüm etmeye başladı. Bilen iyi bilir. Birisini sevdiğin zaman sabah kalktığında böyle sanki güneş sana doğmuş. Yani böyle kuşlar ötüyor senin için ötüyor. Hani böyle çiçekler açmış. Artık hayatın tadı başka bir melodi var sanki. Yolda yürürken böyle sanki bambaşka bir havada yürüyor adam. Saçlar yapılmaya başlıyor değil mi? Tavırlar değişiyor. Bakın hayatınıza fani altını çiziyorum fani ilelebet devam etmeyecek. Bir gün mutlaka terk edecek. Bir şekilde ya güzelliği bozulacak veya da ne olacak? Toprak olacak. Ölüm var. Bu şekilde seni terk edecek olan fani birinde böyle bir hayat değişikliği onun muhabbetinde varsa bir de kainatın sahibinin muhabbeti kalbine giren bir veyselin tavrı nasıl olur acaba? Hayat artık veysel için başka. Düşünsene kardeşim, isim neydi? Raşit, Raşit kardeşim. Sen birini çok sevdin. Bahsettiğim bütün değişiklikler, kimyevi değişiklikler sende oldu. Ne ya artık yani dişini fırçalamaya başladın, işte parfüm sıkmaya başladın. <laughs> <laughs> Sakalıyor. <laughs> tamam mı? <laughs> böyle <gülüyor> Yani böyle bakıyorsun ha hayattan lezzet almaya başlıyorsun. Her şey sana bambaşka geliyor falan filan çalışıyorsun mesela iş yerine gittin oturdun. Bir baktın o sevdiğin kişi, o görmeye müştak olduğun kişi sana bir hediye göndermiş. Hem de kendi yapmış. Sana özel bir hediye gelmiş ama sana bir bakıyorsun benim için ne göndermiş böyle. Kalbim bir anda değil mi? On kat daha hızlı çarpıyor böyle. Sevda. Peki arkadaşım. Sen bu faniyi atladın. Baktın ki işin içinde ayrılık var, bir sürü arıza var, problem var. Hakiki sevgiliyi buldun, her şeyde onun perspektifinden sevmeye başladın. Her şeyi o yarattı diye, o ikram etti diye sevmeye başladın. Hakiki sevgiliyi buldun, kardeşim artık bütün kainatı senin için işlettiğini öğrendin. Senin için çalıştırdığını öğrendin. Arının artık senin için bal yaptırıldığını öğrendin. Sana ne kadar büyük bir fabrika kurmuş, sırf sen mutlu ol diye. Sana bu kadar nimet vermiş, sırf sen mutlu ol diye, keyif al diye. Ve kardeşim sabah kahvaltıda masaya bir oturdun. Bir baktın ki sana bir tane daha benzeri olmayan eşsiz bir hediye göndermiş. Bir portakal göndermiş. Bir arıya bal yaptırmış. Zehirli bir sinek ya. Buna bal yaptırmış. Ne kadar bir büyük muhabbet hissedersin değil mi? İşte arkadaşlar o marifetullah içindeki muhabbetullah. insanın kimyasını baştan aşağı değiştiren ve bu sonsuz çapta senin kalbindeki sonsuz sevgiye sonsuz mukabele eden insanlar olarak bakın etrafınıza. Ne kadar güzellik görüyorsanız etrafta. Ne kadar harikalık, ne kadar şirinlik, ne kadar sevdiğiniz şey kısacası görüyorsanız hepsi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz güzelliğinin çok perdelerden geçmiş cilvesinin, gölgesinin cilvesi. Acaba Allah nasıl işte o yüzden en parlak saadet orada. Ve ruhu beşer için en halis sürür ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Yani ruhunuzda hissettiğiniz, dem ve damarlarınızda hissettiğiniz o manevi lezzettir. Evet. Bütün hakiki saadet Serdar abi ve halis sürür. İhlassız, ihlaslı yani. Halis ne demek biliyor musun? Hani halis tereyağı deriz ya. Ne demek? Başka bir şey karışmamış. Çok güzel. Katkısız. Katkısız bir sürür, bir lezzet ve şirin nimet ve safi lezzet. Elbette marifetullah yani Allah'ı tanımak ve muhabbetullah'tadır. Yani Allah sevgisi. Onlar onsuz olmaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, nurlara, esrara, sırlara ya bil kuvve veya bil film masardır. Ne demek? Yani potansiyel olarak masarsın mutlaka veya gerçekten artık hayatına girmiş, harekete geçmiş artık o sevgi. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama, elemlere ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Cenab-ı Hakk'ı tanımamak o kadar büyük bedbahtlık ki. Gördüğünüz bütün bu nimetler var ya her şey bir tesadüf. Hiçbir ikram söz konusu olamaz. Ve bir güzellik tadıyorsa o belaya dönüşüyor. Niye? Çünkü ölüm var. Onun itikadına göre Allah'ı tanımadığı için yokluk. Ne kadar tatsam diyor ayrılması o kadar zor olacak. Tattıkça veya bunları terk etme korkusu. Hani oluyor ya böyle bazen filmlerde falan. Mutluluğum bozulacak diye çok korkuyorum diye. <laughs> i̇şte o. Allah'ı tanımayan işte bu derece hadsiz evhama ve böyle şikayetlere mazhardır, müptela olur. Evet, şu perişan dünyada çok dikkat edin son satırlar. Avare nevi beşer içinde yani sosyal hayattaki insanların o başıboş gidişatı içinde semeresiz bir hayatta. Hayatının neticesi yok. Hayatının bir meyvesi yok. Sahipsiz. Sahibini bulamamış. Hamisiz bir surette. Aciz. Miskin bir insan. Aciziz. Elimiz kolumuz hiçbir şey yetmiyor. Bir tane mikrop ne yapıyor? Seni yere seriyor. Bu derece acizsin. Böyle aciz bir insan. Bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Bütün dünyayı sana verseler sen Rabbini bulamadıktan sonra Firavuna vermişler mi kardeşim? Firavuna hastalık bile arz olmamış. İnsanlar ona tapmış. Kendini ilah ilan etmiş. Her türlü lezzeti tatmış. Şimdi nerede? Allah'ı tanımadıktan sonra bütün kainatın sultanı da olsan kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, insan türü içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar akıl olan herkes anlar ve son cümle eğer sahibini bulsa malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder kudretine istinad eder o vahşetgah dünya bir tenezzügaha ve bir ticaretgaha dönüşür işte arkadaşlar sonsuz bir ticaret. Sonsuzu kazanabileceğiniz bir ticaret. Sonsuz altını çizelim. Saadet. Hiç üzüntü elem yok. Böyle bir şey kazanacağınız bir ticaret üzere buradasınız. Arkadaşlar aklınızı kullanın. Yol yakınken ebedi yatırımlar yapan dünyanın en zeki girişimcileri olan müminler arasında Allah'a itaat edenler sınıfına dahil olun.